Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden temel bileşenler yani organik bileşikler hakkında soru çözümlerimize devam ediyoruz. TET ile alakalı arkadaşlar. Okuyalım sorumuzu. Suyun sahip olduğu özellikler yeryüzünü canlıların yaşaması için uygun bir ortam haline getirir. Örneğin suyun sahip olduğu bazı özellikler bazı hayvanların su seviyesinde durabilmesi, yürüyebilmesi hatta koşabilmesine olanak sağlar. Nedir? İşte suların üzerinde yürüyen böyle örümcekler vardır. Bazı böcekler vardır değil mi? Bunun arkadaşlar nokta atışı cevabını bileceksiniz. Bu suyun yüzey geriliminin büyük olmasından dolayı meydana getirdiği bir olaydır arkadaşlar, tamam mı? Bu nedenden dolayı bazı hayvanlar suyun üzerinde yürüyebilmektedir. İşte bak, o da B şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Diğerlerine bakalım. İyi bir çözücü olması, al sana bu sindirimde suyun kullanılmasının son derece önemli olmasından bir tanesini kullanıyor. Buharlaşma ısısının yüksek olması, bu nedir abicim? Terleme ısısını yüksek tutarak iç organların o sıcak almasını engelliyor. Görüyor musunuz? Olduğu gibi o ısıyı, yani dışarıdan gelen veya koşuyorsun, o ısıyı iç organlarına göndermek yerine ne yapıyor abicim? O vücutta bulunan suyu buharlaştırmak için kullanıyor. O yüzden de çok yüksek olduğu için de o ısının hepsini kullanmaya çalışıyor. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Doğru cevabımız Bolu. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Glikoz artı fruktoz, gördüğünüz gibi 3 artı su. Eyvallah, bu nedir abicim? Bir disakkarit meydana getireceğiz. Glikoz artı fruktozdan ne meydana geliyordu? Sükroz, yani çay şekeri meydana geliyordu. Bir numaralı yapım reaksiyonu, yani dehidrasyon reaksiyonuydu. 2 numaralı hidrolizdi. Ama biz böyle bırakmıyoruz, öğretiyoruz. Yapım, anabolizma, tamam mı? Yapım, anabolizma, dehidrasyon sentezi aynı anlama geliyor. Tam tersi, hidroliz, yıkım ve katabolizma farklı, yani aynı anlamlara geliyor, tamam mı? Gördüğünüz gibi abicim, burada bir yapım reaksiyondan, yani anabolik bir reaksiyondan meydana bahsediyoruz. Açığa su çıktığı için dehidrasyon sentezi diyoruz. Ve dehidrasyon sentezinde mutlaka ATP kullanılır. Tamam mı? Yani yapım reaksiyonlarında ATP kullanılırken, tam tersi hidroliz sindirim reaksiyonlarında ATP kullanılmaz. Banko test sorusudur. Bunu mutlaka ezberleyeceğiz abici. Tamam mı? O zaman birinci olay dehidrasyon sentezi. İkinci olay dediğimiz yapı hidroliz. B ve E şıkkı aynı anlama geliyor. Üçüncüsü sükroz olacak. Bak, E şıkkı geldi. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Enzimatik bir reaksiyonun hızındaki zamana bağlı değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Gördünüz, enzimatik bir reaksiyon hızındaki bağlı değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. T1'den sonraki değişimin olması, şu T1'den sonraki değişimin olmasına hangileri neden olabilir diyor. Bakın arkadaşlar, reaksiyon hızı artmış. Sonra T1'den sonra reaksiyon hızı yavaş yavaş azalmaya başlamış, tamam mı? Çok güzel bir enzim sorusu, tamam mı? Bakın abicim, burada T1 derecesi sıcaklık olabilir. Bir kere hemen kafamıza bunu getireceğiz, tamam mı? Sıcaklık olabilir. Yani birincisine bakacağım. Sıcaklık olabilir. Neden? Belirli sıcaklığa göre bizim vücudumuz 36-37 santigrat derece. Optimum vücut sıcaklığımız değil mi? Eğer daha fazla olursa havale geçiriyoruz. Bak, yapımızdaki enzimlerin yapısı bozulmaya başlıyor. Optimum sıcaklıktan sonra eğer ki sıcaklık artmaya devam ederse enzimlerin yapısı geri dönüşümsüz olarak bozuluyor. Yani buna denatüre deniyor. Denatürasyon olayı gerçekleşiyor. Çünkü protein olduğu için enzimin yapısı denatürasyon olarak gerçekleşiyor. Yani geri dönüşümsüz olarak bozuluyor ve reaksiyon son buluyor. Görüyor musunuz? Bak, burada son buluyor. Şimdi bir kere birinci madde olabilir. Yani bir dakika. Hangileri neden olabilir diyor. Tamam. Enzimatik bir reaksiyon hızındaki zamana bağlı değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Sıcaklığın, evet, T1'den sonraki değişimin oluşması. T1'den sonraki değişimin oluşmasına. Yani burada değere getirilmesi. Hayır, ha bu olmaz. Pardon. Bak, sıcaklık optimum değere getirilmesi. Yani şurası optimum. T1'den sonraki ne diyor? Yani şurada optimum değil abicim. Optimum burası. Sıcaklığın devamlı artması olacak. Bu gidecek. Tamam mı? Bu gidecek. Bak, soruyu nasıl sormuş? Sıcaklığı gördüğü anda biz hemen zıpladık. Bir kesinlikle doğrudur şeklinde gittik ama bak, çakallığa bak. T1'den sonrakini diyor. Şuradakinin olması diyor. Sıcaklığın optimum değere getirilmesi. Hayır abicim. Sıcaklığın optimumdan daha ileriye götürülmesidir bu. Arttırılmasıdır. Bak, düşüyorduk neredeyse. Gördünüz mü? Soruyu düzgün okumak lazım. Bir gitti.
Birli gitti. Birli olanları bir güzel atalım. Bak 3 tane şık gitti. 2 kesinlikle doğru. Substrat miktarının sınırlı olması. Eyvallah. Substrat miktarı sınırlıysa yavaş yavaş ne olacaktır abicim? Düşecektir. Yavaş yavaş düşecektir. Enzim miktarının arttırılması. Enzim miktarı artarsa substratla birlikte. Şimdi o çok önemli. Şimdi arttı. Tamam mı? Atıyorum 10 tane substrat var. Sen eğer ki enzim miktarını yavaş yavaş arttırırsan substrat gider gider gider. 10 tane substrat 10 tane enzimle birleştiği anda iş biter. Bak burada iş biter. Bundan sonra hemen bitmek zorunda. Çünkü ortamda artık substrat kalmadı. Enzimi bir anda arttırırsan reaksiyon hızlanır ve burada son budur. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? O yüzden 3 de gitti. Doğru cevabımız Adana. Yani yalnız 2 olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Bakalım şimdi bir başka soruya. Karaciğer dokularında hidrojen peroksit katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanır demiş. Yukarıdaki deney tüplerinde oluşan oksijen miktarları ile aşağıdaki kıyaslamalardan hangileri doğrudur? Bu gitti oda sıcaklığı, oda sıcaklığı. Tamam ezilmiş karaciğer. Y'de, Z'de, X'de. Tamam eyvallah. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu çok güzel bir soru. Tamam mı? Bak. Bu sorunun mantığını güzel bir şekilde anlamanız lazım soru kaçırmamak için. İlk önce şuradan başlayacağız. Bak katalaz enzimi nerede bulunur? Arkadaşlar katalaz enzimi karaciğerin içerisinde bulunur. Ve katalaz enziminin görevi neymiş? Hidrojen peroksit parçalama. Bak bu karaciğer. Al sana hidrojen peroksit burada. Bak hidrojen peroksit burada. Hidrojen peroksit burada. Sen eğer ki karaciğeri küçük parçalara ayırırsan karaciğerin içindeki katalazı dışarıya salmış olacaksın. Bak karaciğer nerede? Katalaz nerede? Karaciğerin içerisinde. Yani sen karaciğeri ne kadar daha küçük parçalara ayırırsan yani bak ezersen daha fazla katalaz ortama çıkacaktır. Ve daha fazla katalaz hidrojen peroksiti parçalayacaktır. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Birincisi bunu bileceğiz. İkincisi abicim ben katalaz bir enzim değil mi? Bak katalaz bir enzim ve yüksek sıcaklıkla denatüre olur. Buradaki şeye bakıyorum. Bak kaynatıldıktan sonra diyor. Kaynatma 100 santigrat derece değil mi? Enzimi ne yapar biliyor musunuz? Optimum sıcaklık 37-40. 37-40'ın üzerine çıkarırsan sen enzimi bir kere yok edersin. Sen istediğin kadar bunu küçük parçalara ayır. Katalaz bursa çıksa bile 100 santigrat derecede kaynadığım için katalaz bir kere görevini yapamayacak. Ve burada hiçbir şekilde hidrojen peroksit parçalanamayacak. Bir kere en düşük bu olacak. Tamam mı? En düşük bir kere X olacak. Bir kere bunu attık. Bak en düşük X. Şu ikisi hakkında yorum yapıyorum şimdi. Bir, ezilmiş karaciğer oda sıcaklığı, parça karaciğer oda sıcaklığı. Ne kadar ezersen katalazı dışarıya doğru çıkarırsın. Katalaz da bunu parçalar. Bu buna göre daha fazla katalaz çıkaracağı için en fazla oksijen bunda çıkar. Parçalayınca oksijen açığa çıkıyor ya. Sonra Z'de sonra da X'de. Al sana bolu cevabı doğru olarak karşımıza çıkmıştır gördüğünüz üzere. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Öğrenciler bunu karıştırabiliyor. Yani enzimlerin şey olarak düşünüyor. Enzimlerin işte substrata dışarıdan etkili olduğunu düşünerek yoruma gidiyor arkadaşlar. Burada birazcık şaşabiliyor. Bak burada neye bakacağım? Kaynatılma var mı? Veya kaynatma demez. Buna der ki 37 santigrat. Buna der ki 0 santigrat. Buna der ki 100 santigrat. Sıfırda ve yüzde enzim çalışmaz. Gene burada çalışır. O zaman ne olacaktı? Y büyüktür. X eşittir. Z olacaktı. Sıfırla 100 olarak yorum yapsaydım. Anlaştık mı abicim? Bak mutlaka gelir bu tarz soruları kaçırma diyorum. Bileşik enzimlerle ilgili bilgilerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım hangisi yanlıştır. Şimdi arkadaşlar bileşik enzim dediği zaman neydi? Apoprotein kısmı ve apoproteine yardımcı olan bir kısım. Prostatik kısım. Eğer ki bu enzim eğer yardımcı kısım vitaminse bunun adına koenzim deniyor. Eğer bu mineralse bunun adına kofaktör deniyor. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Bir. İkincisi burası ne olacak? Apoprotein kısmı. Al sana bileşik enzim budur işte. Protein olan bir kısım. Yardımcı kısım vitaminse koenzim, mineralse kofaktör deniyor. Bundan sadece bir tanesi olacak tamam mı? 2 sene öncenin çıkmış sorusudur arkadaşlar. Minerale ne denir demişti? Kofaktör sorusu. Yani buradan soru geliyor gördüğünüz gibi. Şu kısım ne? Proteinden oluşmuş. Apoproteinden oluşmuş bir kısım. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. 1. Apoenzim kısmı yani şurası. Organik iken yardımcı kısım inorganik olabilir. Eyvallah burası proteindir. Proteinler organiktir bileceğim. Yardımcı kısım vitaminse organiktir.
Ama mineralse inorganiktir. İşte bana bunu soruyor. Eyvallah, burası protein organik olacak, burası inorganik olabilir demiş. Eyvallah, doğrudur. Bir kesinlikle doğru. Birliği attık. İki tane şıkka kaldık. İki kesinlikle yanlış, gördün mü? Şıklardan gittim. Üçe bakacağım, yorumumu yapacağım. Neymiş? Yardımcı kısım doğrudan DNA'daki bilgilere göre üretilir. Yardımcı kısım bu. DNA'daki bilgilere göre üretilecek olan neresidir abicim? Protein kısmıdır. Yani apoprotein kısmı üretilir. Protein sentezi diyoruz ya, DNA'daki şifreye göre. Ama vitamin veya mineral şifreye göre üretilmez. Lan minerali zaten topraktan alıyorsun, sudan alıyorsun, şuradan alıyorsun, buradan alıyorsun, bitkiden alıyorsun, anladın mı? Başka bir yerden alıyorsun. Yani dışarıdan alıyorsun. Organik olamaz. Bir kere iki yanlış. Üçe bakıyoruz. Tüm bileşik enzimlerde yardımcı kısım aynı maddeden oluşur. Hadi lan oradan. Bütün bileşik enzimlerin yardımcı kısmı vitamindir diyemem. Bazısında mineral, bazısında vitamindir, gördüğünüz üzere. Bu da yanlıştır. Doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip ederek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.